Hadi inelim. Ne yapıyorsun lan? Benim burada olduğumu nasıl anlıyor bu? Nasıl yani nasıl anlıyor? Lazer var kanka arada bak. Bak tık ya, yapıyoruz. Oğlum sensör var işte. Sensör var mı? Bunu 25 yaşında mı öğrendin? Adam, yap bakayım. Kaç hafta oldu kaza yapalı? 2 haftadır. Ay anam motorun altını unuttuk. 2 haftadır hiç bırakın motor inmeyi. Zaten ne çalıştırdım ne baktım. 1-2 kere motora baktım sadece ne var ne yok diye. Zaten bir hafta daha motora binmem yasak. Çünkü baş parmağım ve omzum hala tam toparlanmış değil. Ya iyiyim. Dışarıdan baktığınızda hiçbir şeyim varmış gibi görünmüyor ama böyle ters hareketlerde ya da çok bastırdığım zaman ikisinden birine bayağı bir ağrı yapıyor. Şu an atlayıp geleyim. İlk karşılaşma videosu. Yok ya daha önce indim o kadar değil de. Yanlış kata gelmişiz. Tam bu sefer gerçek kataydı. Bu sefer yine aynı senaryo aynı kuruyla. Motosiklette ilk karşılaşma videosu. Açıyorum bu sefer benim motor çıksın abi artık. Çok kötü ses yapıyor. Evet motor burada. Yani ben zaten yayında anlattım daha önce sürerek getirdim motoru. Hani böyle yürümüyor mürümüyor gibi şeyleri yok ama şimdi açık alanda çıkartacağız. Orada daha net görünür nesi var nesi yok falan. Bu arada ki hafta sonunda ilk kez çalıştıracağım. Bakalım nasıl durum. Aa yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Yakıt çok azdı bildiğim kadarıyla. Yakıt full lan. Neresi az? Full mü? Ha. Ama almıştım çıkmadan. Hı, o zaman kazayla beraber az göstermiş. Tam bir şey yok. Yani hayır hayır. Sesinde bir şey yok ama gidon bak bayağı yanılmış. Bakalım neler var. Ben de ilk kez ışıkta bakacağım abi. Yani otoparkta gördüklerim vardı tabii ki ama. Öncelikle tabii sağa düştüğüm için gidon topuzu yok. Buralar bayağı bir soyulmuş. Manet burası da bayağı bir yamuk. Kameradan belli olmayabilir ama. Hani bu taraf düzgün geliyor ama bu taraf bayağı bir yamuk geliyor. Sonra radyatörümüz yerinden oynamış bayağı bir zaten. Tutmuyor. Burada süp menzilleri var. Bu sinyalde bir şey yok. Ben mesela bu sinyalde de bir şey olmasını bekliyordum ama buraya vurmamış. Egzozda yamuk var. Çünkü ben sağ tarafa düşüp sürüklendim. İlk yere vuruşumda hafif kuvvetliydi. En önemli hasar ise depoda. Depo bayağı bir içeri doğru göçük maalesef ki. Keşke olmasaydı ama şöyle anlatabilirim size herhalde. Şöyle bir zemin içeri girmiş durumda. Tabii boya falan da atmış. Bu kadar bir kırılmada boya yani bu depo kolay kolay boyayarak düzelebileceğini düşünmüyorum. Bu depo yüksek ihtimalle değişir abi. Kötü bükülmüş çünkü. Evet. Onun dışında şu ayak peginde kapalıydı bu ayak pegi. Tek başıma olduğum için. O yüzden kapalı tarafı sürtünmüş. Şu anda tabii zor açılıyor. Onunla beraber şunlar da falan yüksek ihtimalle şu ayaklar tarafından değişecek komple. Ve en son olarak da şu ikisi sanırım değil mi? Aynen. Egzozun şurasında bir çizik. Ya bu ufak bir çizik. Bu mesela böyle ufak bir boyayla falan halledilebilir. Hani çok şey olduğunu düşünmüyorum. Ha bunlar da varmış. Ben de sizinle beraber ilk kez gördüğüm için bunu otoparkta görmemiştim. Bir de sinyalin şurasında. Bu nazarlık. Bu sinyali değiştirmesen de olur. Çok problem değil. Çamurlukta, amortisörlerde falan hiçbir şey yok. Evet evet. Ya en sevindiğim şey böyle bir kazada işte amortisör, far tarafı, çamurluk tarafına bir şey olmaması. Tabii ki en çok sevindiğim şey bana bir şey olmaması da orası ayrı mevzu ama motor da beklediğimden çok daha az hasarlı. Ha yine maddi hasarı iyi mi? Tabii ki yani şu depo zaten ciddi bir maliyet. Ondan sonra bu gidon, manet ve bu ayna değişirse bunlar da ciddi maliyetler. Yani şurada nereden baksanız yani fiyat söyleyemiyorum şu an gerçi böyle konuşuyorum ama bir tabii danışacağız. Burada ne yaparız ne ederiz. Onun dışında var mı gördüğün bir hasar? Yani yok ilk gün baktığımdan fazla bir hasar çıkmadı yani. Sen daha iyi baktın değil mi? Ben otoparkta yani, anlamadım çok. Şurada var bir. Ha. Ha şey var. Bunlar zaten kanka her kazada olur. Yani bir kaza olduğu zaman işte manet, pegler, arka sinyal dediğin gibi. Ki ben arka sinyalde daha büyük hasar bekliyordum. Ön frenden bir ses geliyor. Şimdi buraya getirene kadar baktık. Onun neden olduğunu bulmak lazım. Fren de takılı kalmış olabilir bir tık çünkü biraz zor yürüyor. Evet. Sanki bir şey böyle tutuyormuşçasına. Büyük ihtimalle fren bir tık şu anda kasılmış durumda ki manetin bu kadar aşağıya geldiğini düşünürsek. Bir de tabii buradan bak. Aynen. Salı günü servise götüreceğim motoru işte 2 gün sonra. Onu bir sonraki videoya ekleriz yüksek ihtimalle. Motorun durumu böyle. Zaten bu yamulmayla beraber şöyle düştüğü için şurası. Şöyle düştüm.
şöyle düştüm. Aynen. Tam oraya koyuyor bak. Peki burada iz var mı? Bu buraya koyduysa burada nasıl o kadar iz yok abi? Ya sadece koymuş ya, sürtünmediği için iz çıkmamış olabilir. Biraz daha ama iz olmasını beklerdim burada. Ben mesela ilk kaza yaptığım an kaldırıma çarptım burayı sandım ama şimdi dediğin daha mantıklı geldi. Direkt tam oturuyor abi. Sonra da gidanı yamultuyor. Evet. Evet, bakalım salı günü servise götüreceğiz. Masrafları neymiş, ne yapılır? Bizim görmediğimiz tabii şeyler vardır muhakkak. Yani ben böyle anlatıyorum falan ama acaba benim görmediğim ne çıkacak? Onun dışında ne bileyim, bloktan bir garip bir ses gelmiyor. Gidişatında bir sıkıntı duymadım. Şimdi biz motoru geri otoparka alalım. Ben size kazanın nasıl olduğunu, nasıl bana bir arabanın çarpıp kaçtığını ve nerede olduğunu ve benim nasıl bir hafta falan toparlayamadığımı detaylı detaylı anlatayım. Çünkü çok soruldu. Ben bir yayında anlattım hani tarafı. Ve Instagram tarafı tam detaylarıyla bilmiyor. Çıkalım mı abi? Hadi çıkalım. Biraz önce Anıl'a diyorum yani burada şöyle bir darbeyi oluşturan bir tarafın mutlaka bir etki görmüş olması lazım ama güneş ışığında göremedim, şimdi fark ettim. Dörtlü tuşu komple içeri girmiş abi, bu dörtlerin yandığı tuş. Bir şey olması lazımdı zaten, bu kadar hasarsız olamaz burası. Buna da bakmak lazım, bu tuş da büyük ihtimalle değişir. Koydum motoru da motoru iterken, motoru park ettiğim yerde böyle bir yokuş rampa var. Orada iterken de fark ettim, hala omzum şey yapmıyor abi. Çok ağır böyle itmelere kalkmalara falan gelmiyor. Yani inanılmaz problem yaşamıyorum ama bir ağrı giriyor ve hafif bir güçten kesiliyorum. Bu kazayı yaptığım ilk hafta çok çok daha fazlaydı. Şu an böyle daha çok hani sporla ters bir hareket yapmışım gibi hissettiriyor. İlk hafta ne parmağımla şişi açabiliyordum. Çünkü baş parmağım ezildi kazada vücudumun altında. Ne de bir şey kaldırabiliyordum. Şimdi bayağı hızlı toparladım yani. Başladı. Ne yapıyorsun? Dön etrafında dön. Peki şimdi kazada ne oldu? Ben full ekipmandım. Bir sıkıntım yoktu. Botum, montum, kaskım, eldivenim falan. Zaten bunlar vardı. Kaskta hiçbir şey yok. Herkes kaskı sordu ama kafamı hiçbir yere vurmamışım. Sadece omzumun şurasını vurmuştum zaten. Bunun ağrının sebebini sonra fark ettim. Düştüğüm zaman başım şöyle kaldığı için sağa doğru düştüğümde. Kaskı kafamda düşün. Şöyle omzuma bir baskı yapmış. Dolayısıyla omzum hem buradan hem buradan arka tarafından bayağı bir kasılmış. Zaten bunun da büyük ihtimalle omuz korumasına geldi. Ama tabii bir baskı var. O yüzden işte 2 hafta oldu dediğim gibi kaza yapalı. Bayağı azaldı ilk zamanlara göre. Şu an bayağı rahat davranıyorum ama ilk zamanlar bir şey almak için Anıl yardımcı oluyordu sağ olsun yani. Şu mesafe, şu hareketleri çok rahat yapıyordum ama şöyle alayım kaldırayım falan deyince bayağı bir ağrı çekiyordum. En çok hasar mont almış düştüğümde. Nasıl olduğunu bilmediğim bazı yırtıkları var bölüm bölüm. Böyle inanılmaz paramparça falan bir şey yok ama işte kollarda var. Nerede şeyleri? Bu bileğimin burasından bir yırtılmış mont. Diğer kol tarafında, dirsek tarafından açılmış. Ya mont zaten işlevini görüyor. Bu tam korumanın üstünde olduğu yaranı zaten şey yapar. Şu an biraz kaymış durumda ama kazadan önce tabii tam dirseğimin oraya tekabül ediyordu. Bir de cebimin şurası yırtılmış. Aa, bunun da nasıl olduğunu bilmiyorum biliyor musun? Yani benim tahminim şu. İnanın tam hatırlamıyorum hani düştüğüm anı. Motoru sağa doğru devirip sanırım ya elim gidonla şurada arasında kaldı ya da vücudumun üzerine düştüm. Ve şu şekilde düştüğümü varsayıyorum. Şöyle öne doğru. Hacivat Karagöz gibi oldum böyle ama. Bir 10 metre kadar, 15 metre kadar bir temiz sürüklenmemiz var motorla beraber. Bir kaldırımın yanında durduk. Motoru kaldıracağım zaman motorun yanına gittiğimde şunu kaldırım düşünün. Motorun lastik buraya paraleldi. Dolayısıyla kazadan sonra yanıma gelen ilk araba benim motoru kaldırmama yardımcı oldu. Ben denedim ama onunla beraber kaldırdık. Lastikler kaldırıma paralel olduğu için ve o zaman omzumun olayın sıcaklığıyla sıkıntısı olduğunu anlamadığım için motoru denedim kaldırmayı. Baktım kalkmıyor. Yanında bir Skoda araç durdu. Onunla içinden beyefendi indi. O geldi. Onunla beraber kaldırdık abimi. Eldivende de tipik sürtünme izleri var. Ama bu zaten çok sağlam bir eldiven. Bunu bir arkadaşım üniversiteye girdiğim ilk sene hediye etmişti bana. Evet, uzun zamandır kullanıyordum. Bayağıdır da kullandığım bir eldivendi. Bunda da böyle izler kalmış yani hani böyle bir yırtık pırtık bir şey yok. Çok ağır bir kaza değildi zaten. Ya mont şu anda tam olarak perte çıkmış durumda. Montu hiçbir şekilde tamir yok. Peki eldivenin daha ömrü devam mı? Eldivenler birinci kazadan sonra hayatına devam mı? Ya bunu bir yıkarız abi. Tamam. Duruma göre bakarız. Bu duruma göre bakarız. Yani ben çünkü kullanılmayacak bir şeyini görmedim. Ama... Evet yani ufak tefek sürtükler var sadece şurada. Ya o kadar da olur ya. Kastlı bir şey bekliyordum ama. Ben kazayı yapıp kalkıp eve geldim motorla. Gelene kadar olayın heyecanı ne yaptığımı da bilmiyorum. Kapının önüne geldim, sitenin önünde. Anıl'ı aradım zaten. Ben kaza yaptım, eve geliyorum diye. Anıl'a motoru attım. Dedim ki sen bunu al. Ekipmanlarımı çıkarttım. Anıl'ın arabasına koydum ve bir daha bakmadım ekipmanlara. Akşam geldim buraya. Bayağı bir ağrım vardı. Sabah kalktım, ekipmanları o zaman gördüm. Ben şey diye düşünüyordum. Kaskı da kesin bir yere vurdum ve bir yerlerine darbe görürüm diye düşünüyordum. Sabah kalktım, Anıl'da ekipmanlar nasıl falan dedim. Motor nasıl vesaire. Anıl kaskta bir şey yok dedi. Gerçekten kaskta
bir şey yok. Ceketin cebinde bir şeyler var mıydı? Gözlüğüm vardı. Gözlük. Gözlüğüm, bakayım gözlüğüm nerede? Senin şu arkadaş AirPods normalde sürekli ceketin cebinde olur. O gün yoktu. O yırtılan cep var ya şeyin abi. Montun cebi var ya yırtılan. Hı hı. Onun içindeydi bu. Ondan sonra ben bu cam çıkmıştı. Ben yine oturttum ama baktım kullanılabilecek gibi değil. Çerçeve biraz yamuk çünkü biliyor musunuz? Devam edebilirim. Çizilmiş yani ama yılların gözlüğüydü. Onunla da vedalaştık o şekilde. Sağlık olan gözlüğü olsun abi. Sağlıktan önemli değil yani. O yüzden şey durumunu koyayım. Bunu çerçeveli için. Gözlüğü ben istedim, vermedin bana. Daha önce gözlüğünü vermiştin. Sana gözlük alırız abi Allah aşkına. Bu arada biz evin yeni halini görmediniz. Evde zamanla bu hale geldi de onu daha detaylı çekeriz. Bir de sırt çantası vardı. Sırt çantasını da mı göstersek? Ha olur. Bak unutmuşum bir de ben. Bugün ben Yalova'dan çekimden dönüyordum. İşte drone'um ve kameram çantamdaydı. Hatta işte bir önceki videoyu izleyenler biliyordur zaten. Bunda da bir şey yok mu kankacığım ya? Var mı? Ha şu iz varmış. Şurada çok ufak. Ha yırtılmış. Bunu ben kullanırım ama hala. Bu benim çok sevdiğim bir çantadır. Bunu bana Dere'de Motorbikes hediye etmişti. 3 yıl önce falan. O zamandan beri kullandığım bir çantaydı. Drone'um falan sağlam. Kameram da zaten şuradaki sarı çantanın içindeydi. Görüntü sorun oldu. İşte kazanın görüntüsü var mı diye ama ben böyle motovlog ya da işte yolu çekeceğim zaman falan bu kaskı kullanıyorum. Bunun yanında GoPro aparatı var. Bunu yanıma almamış olduğum için yani diğer kaskla gittiğim için GoPro'm yoktu üzerimde. O yüzden kazanın görüntüsünü çekemedim. Bir de kaza 13 Mart gecesi mi ne oldu? Gece 12.01'di. Sokağa çıkma yasağı vardı. Zaten çeksem de kapkaranlık bir yerde. Hani bir şey de çıkacağını sanmıyorum. GoPro 5 kullanan biri olarak. Belki başka bir kamera kullansam hani görünürdü ama. Olsa da kayıt almazdım ya. Yalan yok şimdi. Velhasıl kelam son olarak da kazayı nasıl yaptığımı ve nerede düştüğümü gösterip kaza sohbetini de muhabbetini de merak konusunda bir yerde kapatmak lazım. Yani bu benim ilk motosiklet kazam değil. Yaklaşık 8 yıldır motosikletin üstündeyim. Küçük düşmeleri saymazsak benim ikinci kazam. Hani böyle gerçekten maddi ve manevi hasarlı diyebileceğim. Onun dışında zaten çok ciddi bir kaza yapmadım hiçbir zaman. Ama olabilir tabii. İnsanlık hali yani. Trafik bu. İstanbul zaten deli bir memleket bu konuda. Kaza yaptığım yer de burası. Bunun bir 50 metre öncesinde sağ taraftan çıkmış bir yah sedan, yeni model bir aracın. Bunun yaklaşık 50-100 metre öncesinde sağdan çarpmasıyla önce dengem bozuldu ve bu kavşağa gelene kadar yediğim slapper'dan dolayı bir türlü dengemi toparlayamadım. Dengemi toparlayamadığım için de burada normalde sola dönüp çevre yoluna bağlanmam lazımdı. Şurada kontrolü kaybedip şu karşı kaldırımın köşesinde durabildim. Şurada sürüklenmiş olduğum yer şurası. Burada dönemeyeceğimi anlayınca tabii bir de gece karanlığından dolayı öngörü de düşük. Hani şu an gündüz böyle çok rahat dönülebilecek bir yer görünüyor ama gece nasıl dönerim, bir de tabii panik anındayım, kontrol bende değil, yanımda bir araç var falan. Tam istediğim kadar kontrol edemedim burada yani şeyim. Arkamdan gelen araçta inen beyefendinin söylediğine göre bana çarpan araç sağdan şu gördüğünüz Mimar Sinan Camii sapağından devam edip kaçmış. Benim yanıma gelen arkadan gelen araç oldu. Detaylarıyla, başımıza geleniyle, hasarıyla durum bu. Çok fazla geçmiş olsun dileyen oldu. Önce Instagram'dan görenler, sonra yayında gelenler falan. Herkese çok teşekkür ederim. Sakız gibi de konuyu uzatmadan bir videoyla bitirmek istedim. Belki toplarken falan video çekeriz. En kötüsü böyle olsun. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diye videoyu kapatayım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Biliyorsunuz ki kanala destek olmak için her zaman videoyu beğenebilir, yorum yazabilir ve abone olmayı unutmayarak kanalın büyümesine destek olabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.